Hepinize merhaba. Bir saniye, düğmeye basmamız lazım. Nasılsınız? Biz kızımla hazırlandık ve evden çıktık. Kızım yine her zamanki gibi kapıdan dışarı adımımızı attığım anda çok heyecanlanıyor ve mutlu oluyor. Çünkü gezmeyi ve kalabalığı çok seviyor. Annem, Seda, ben, Nefes ve Zeynep hala olarak AVM'ye gidiyoruz. Böyle yapıyor işte. AVM'ye gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Ay, nefes nefese kaldım böyle hızlı hızlı çıkayım diye. Çocukla dışarıya çıkmak, onu aldım mı, bunu aldım mı, bezini, suyunu, ek gıdasını bayağı zor oluyor. Ondan sonra da eve geleceğiz. Bugün misafirlerim var. Detayları ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Şu kızı bebek arabasına otokoltuğuna oturtturayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet, şuradan hafiften kızım gözüküyor. Bu akşam Özge'nin annesi ve babası gelecek. Yani Songül teyze ve Cüneyt amcalar gelecekler bize. Annemler de gelecek, Muratlar da gelecek doğal olarak. AVM'ye gittikten sonra eve gelip hazırlık yapacağız. Anneme dedim, senin de eğer işin yoksa sen de erken gel. Yani en azından çocuğu tutarsın. Ben de orada iş yaparım. Anneciğim, Yebes geliyor şimdi. Evet. Öyle yani. Misafir ağırlayacağız. Uzun zamandır gelmek istiyorlardı. Bir türlü nasip olmamıştı. Yücel amca falan köye gitmişti. Onun gelmesini beklediler. Yücel amca da Rıdvan'ı çok seviyor, sağ olsun. Özellikle işte hani ben de olayım demiş oraya giderken. Yani Songül teyze daha önceden de gelmek istiyordu. Hani gündüz de gelebilirler her zaman ama Yücel amca illa hani ben de gelmeyi çok istiyorum falan demiş. Onun köyden gelmesini bekledik. O da gelmiş, şimdi bu akşam bize gelecekler. Vallahi aklımda birkaç bir şey var yapmak istediğim ama. Tamam anneciğim, gelecekler işte kızım. Zeynep hala böyle otokoltuğunda durmayı pek sevmiyor. Yani hareket halinde olacağız. Anneciğim, geliyorlar ya besler ama niye öyle yapıyorsun ya? Ayşe, niye yapma? Yani çok isterim ki otokoltuğunu sevsin. Çünkü ben araba kullanırken aşağı yani uzun yola falan gittiğim zaman en azından rahat dursun ki ben de stres olmayayım. Allah'tan hep gittiğimiz yerler yakın, şimdiye kadar böyle çok uzun mesafe bir yere gitmedim tek başıma ama bakalım, inşallah alışır. Şimdilik böyle birazcık mızıklanıyorum. Anneciğim bak, burada kimler var? Bak. Kızımın tokajını beğendiniz mi ya? Güzel mi? Annem, tamam, nefes geliyor, anneannen geliyor, teyzen geliyor. Neyse, bir arayayım annemleri de hızlı olsunlar, biraz çocuk durmuyor diyeyim. Evet, aşıklar yine buluştu. Bakın, biraz önce ağlayan çocuğumun yüzünde güller açıyor. Ala, bay bay et kızım. Kim var teyzem? Ala'nın yanına mı geldin sen? Bay bay et. Ala de kızım. Ala nerede Ala? Ala. Şimdi Seda'yı bekliyoruz. Nefesi tabii ki de arkada olacak ama şu an annemin kucağında. Bu sevgi ifadesi. O da gülüyor. Anneyim benim canım, güzel kızım. Şimdi geldik. Bebek arabalarıyla birlikte AVM'ye giriyoruz. Önce kahvaltı, sonra bir tur atacağız bakalım. Senin orada oynaman için birazcık büyümen lazım anneciğim. Tamam mı? Bende var galiba. O da binecekmiş ama ya. Şöyle oyun parkının oraya geldik. Nefes oynasın diye. Emir gelsin. Tamam, vereceğim şimdi. Bu kışla şimdi mamış yiyecek. Ben burada avokadosunu ve keçi krem peynirini getirdim. Ben vereyim annesi. Nefesi böyle oyuncağa bindirdik. Aslında bu böyle paralıymış ama çalışmıyor şu an, yapamadık. Zeynep halayı da aldım. Birazcık bakınsın diye. O da böyle yerleri izliyor. Renkli ya burası, hoşuna gitti. Nefes birazdan sorarız, çalıştırırız. Tamam mı teyzeciğim? Tamam mı? Bak şimdi Nefes. Nefes bak şimdi bak. Fişleri çekikmiş de o yüzden çalışmıyor. Parayı geri veriyor. Aa, bir sürü para veriyor. Bunlar bizim değil. Bırak işte. Heh. 1 lira mı acaba Seda? Paralar düşüyor içinden. 2
Allah Allah, paralarını yuttu. O 2 lirası şu an senin. Çıkartıyor mu? Neyse ya, yapamadık. O da bozuk herhalde teyzem be. 1 lirayı atalım. Yani. Olmadı teyzecim be. Olmadı anneciğim. Gel kahvaltı yapalım, sonra yine deneriz, olur mu? Tamam. Kahvaltımız geldi. Şöyle 2 tane kahvaltı tabağı, bir tane de patates istedik. Burada Nefes ve Zeynep bağlı. Tabağıma yumurta düştü. Ah tüh. Ne yapacağız? Değiştirelim. Bunlar da burada baş köşedeler. Kahvaltılarını yapıyorlar. Oksoya girdi. Burada bir anımız var. Şimdi size onu anlatacağım. Onlar böyle içeride gezerlerken ben şöyle kamerayı çevirip size o anımı anlatmam lazım. Hatta annem gelsin, birlikte anlatalım. Şimdi yıllar yıllar önce böyle Okso'da çiçek dağıtıyorlardı. Mağazaya giren herkes böyle çiçek alıyor. Çiçek veriyorlardı. Senin Okso'yla anını anlatıyorum. Evet. Her geldiğinde girersin Okso'ya. Bak şöyle küçücük, şu kadar çam ağacı vermişlerdi. Ben onu karısta diktim. Benim boyum kadar oldu ama geçen sene kurumuştu. Yani o çiçekleri böyle her mağazaya girene hediye ediyorlardı. Biz de böyle girince alıyorduk falan. Annem de işte o küçücük çam fidesini ekmişti. Bayağı uzadı, bayağı büyüdü. O yüzden işte böyle bazı şeyler müşterinin ilgisini çeker ya. Resmen böyle her geldiğimizde mutlaka uğruyor yani. Burada koton mu var? Öyle. Bir anı indiririz, biz indiriyoruz Rıdvan'la. Şöyle tutuyoruz, kaldırıyoruz şeyini. Biz her zamanki gibi LCY 2'ye geldik. Bayılıyorum şu çocuk kıyafetlerine. Yani aldıkça alasım geliyor. Hiç sıkılmıyorum. Şuna da bayılıyorum yalnız. Bundan almadım. Bunu bir de altlı üstü takım olanı da vardı ama kalmamış. Anne şuna bak. Seda şuna bak. Çok güzelsin sen ya. Ne oldu Nefes? Bak sana kıyafet bakıyoruz Nefes. Ne oldu? Evet, onları ben de çok beğeniyorum. Biz alamayız mı? Evet, hepsini almak istiyor Nefes Hanım. Çantaların gördüğünüz gibi. Ben de Zeynep Hala için şöyle bir şey beğendim. Çok hoşuma gitti böyle. Bayağı rahat. Şöyle tulum. Bunu alacağım yaz için. İngiliz Home'a geldik. Şu fincanları çok beğendim ama birazcık bana buradaki fiyatı fazla geldi. Normalde bunlar internette bayağı daha ucuz, uygun. Şimdi Trendyol'dan falan bakacağım fiyatlarına. Bir de şunu da beğendim. Bunun da fiyatı bana ikilisi için biraz yüksek geldi açıkçası. Ama dediğim gibi bunların hepsi Trendyol'da ve hepsi burada da daha indirime giriyor. Ay bu çok güzelmiş. Vakumlu mu? Nasıl? Şöyle vakumlu ağzı. Çok tatlı görünüyor. Biz eve geldik arkadaşlar. Zeynep Hala'nın hemen şöyle üstünü değiştirdik. Altını değiştirdik. Çünkü bayağı bunalmıştı artık. Bezini de orada hiç değiştirmemiştim. Ondan da sıkılmıştı. Şimdi karnı çok acıktı. Saat 3 oldu. Öğlen yemeğini yemedi. Şimdi hemen ona öğlen yemeği hazırlıyorum. Şöyle size de hemen göstereyim. Hatta şöyle koşarak gidelim. Göstereyim neler hazırladığımı. Şimdi muz var bir tane. 3 tane şöyle keçi sütlü bebe bisküvisi koydum. Üzerine de şöyle yulaf unlu muhallebi yaptım. Şimdi bunu koyacağım. Şu Mix and Go'da güzelce çırpacağım. Böyle muhallebi puding gibi bir şey oluyor. Çok güzel oluyor. Zeynep hala da severek yiyor. Dilerseniz içerisine böyle keçi boynuzu özü veyahut pekmez falan koyabilirsiniz. Ama benim bebe bisküvilerim zaten keçi boynuzlu özlü olduğu için ekstradan koymayacağım. Şimdi bunu hemen çekeceğim ve yedireceğim. Mutfağım bayağı dağınık. Bir de kargolarım falan geldi. Onları da size gösteririm. Ama öncelikle çocuğumun bir karnını doyurayım. Ondan sonra tekrardan size göstereceğim inşallah.
Geçen videoda size göstermiştim. Bunların büyüklerini almıştım. Bu reçellik gibi olanlarından da aldım indirim varken. İyi ki almışım. Normalde ben 59 liraya aldım. Şu anda 99 lira olmuşlar. Şöyle 8 tane aldım. Şimdi bunları güzelce makineye atacağım. Şu silikonları hariç. Diğerlerini makineye atacağım. Güzelce yıkansın. Ondan sonra da kullanmaya başlayacağım. Direkt işte reçeli, zeytini falan hepsini bunlara koyacağım böyle. Hem buzdolabında güzel durur. Hem de böyle daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Böyle bir de Zeynep hala şöyle bir oyuncak aldım dün. Böyle bir şey aldım işte yani. Bu da fil, bunu da göstereyim dedim. Annem gelirken eve uğradık. Burada sarma var. Bu akşam için sarma da pişireceğiz. Bir de börek aldı evden. Onu da pişireceğiz. Şimdi sarmayı burada bıraktım. Tenceremiz bu. Buna koyacağız. Hatta koyup pişiririz artık erkenden. Zaten sarma soğukta yeniyor. Bu şekilde bir de şunları arkadaşlar bakın şimdi. Şu bardakların hepsini buradan kaldıracağım. O biraz önce gelen kavanozlar böyle pat pata sarılı geldi. O pat patları kullanacağım. Hepsini buradan kaldıracağım. Hem Zeynep Hala'nın ek gıdalarını koyacağım bir yere ihtiyacım vardı. Onları falan hepsini buraya koymayı düşünüyorum. Yani burada kullanmadığım şeyleri kaldıracağım. Bana da yer açılsın. Hatta şu fincanların bir setini bile kaldırabilirim. Şunları, hani şunları da kaldırayım mı? Yani sıkılınca tekrardan açıp kullanırım arkadaşlar. Ama şu anda bana birazcık böyle bunaltı geldi. Bunları buradan kaldırmak istiyorum bir an önce. Vallahi tertemiz yemek yedirim. Şimdi hiç mütevazi olamayacağım arkadaşlar. Gerçekten tertemiz yemek yedirim. Hiçbir yere bulaştırmam. Ama bu benden ötürü değil. Zeynep hala çok sakin durduğu için o da tertemiz yemek yeriz. Böyleyizdir yani. Allah'tan şöyle uzun kollu önlüğü var da hiçbir yerine bir şey olmuyor. Bu kavanozlara gitmeye çalışıyor şu an. Anne, anne bir seni temizleyelim mi? Çok çirkinsin sen. Çok güzelsin sen. Şimdi çirkinsin diyeceğim. Ha, sen çocuğunu sevmiyor musun diyecekler bana. Seni sevmez olur muyum ben yavru? Sen benim parçamsın yavru. Elini yüzünü silelim de hadi biraz oyuncaklarınla oyna olur mu? Anne de evi toparlasın. Tamam sıkıldım. Arkadaşlar ben bu kızın yaramazlıklarını ne yapacağım ya? Dur düzeldim dur. Ya ama anneciğim bu manyak masa ayakları, sehpa ayakları hep bunlarla oynuyor. Bunu kafasına düşürecek anne. Zeynep. O kadar mutlu ki şu an bak bak Allah aşkına. Anneciğim kızım. Onu kafana düşürürsün yavrucuğum. Onu çekmiş zaten bu kapı tarafı. Evet. Görüyor musun? Yavrucuğum kafana düşürürsün. Ha topla oyna git. Hadi git. Koş. Git be hadi hızlı hızlı git bir göğsünler git. Hızlı hızlı git annem. Zıplaya zıplaya. Ha? Aferin. Ay çok güzelsin ya. Çok tatlısın ya. Balicin sen. Ne oldu? Tamam. Altını pisletti de biraz huzursuz. Şimdi değiştireceğiz altını. Bardakları kaldırdıktan sonra resmen şu orta alan boşaldı. Buraya Zeynep Hala'nın bütün ek gıdayla ilgili malzemelerini koydum. Böyle bir yere ihtiyacım vardı zaten. Çok da güzel oldu. Üst rafları da yine bu şekilde yaptım. Diğer bardakları kaldırınca fincanlar yani büyük fincanlarla küçük fincanlarım aynı yere sığdılar. O yüzden onları da böyle yaptım. Yukarı taraflar yine zaten bildiğiniz gibi genel olarak bu şekilde oldu. Bence güzel oldu en azından. Şu şöyle göstereceğim. En azından buraya koymuştum ben bu ek gıda şeylerini. En azından burası daha güzel oldu. Buraya da yine Zeynep Hala'nın işte bunların falan koyma. Bunları da oraya koyabilirim. Gerçi buradan kaldırabilirim. Ama böyle güzel bir görüntü oldu bence. Burada da çünkü kavanozlarım var. Bu şekilde içim rahatladı gerçekten. İnsan böyle bazen elden çıkardığı zaman bazı şeyleri rahatlıyor ya. Resmen öyle oldum yani. Bu iş burada bitti. Şimdi patates geldi. Şöyle göstereyim marketten. Patates sipariş verdim. Patatesim biraz bitmek üzereydi. Karnımız acıktı. Hemen şöyle bir şeyler yaptık. Böyle büfeyi falan kızarttım. Dolapta hazır kesilmiş salatam vardı. Onu yaptım. Sarmamız pişti. Onun tadına bakacağız. Böyle Allah ne verdiyse yiyelim dedik. Çünkü akşama daha çok var. Bayağı da acıktık. Karnımızı doyuralım. Yani o güzel oldu. Sen yedin mi ondan hiç? Aa, peynir çıkarmamış ya. İstemiyorum. Niye?
Ben şimdi tabaklarımı yavaştan hazırlamaya başladım. Şöyle 3 çeşidi koydum. Salatayı da hazırladım ama karıştırmadım. Börek de fırında. Tatlıyı da bu tabağa koymayacağım. Tatlıyı daha sonra ikram ederim kahveyle birlikte diye düşündüm. Çünkü triliçe aldım. Onun suyu böyle karışabilir. Börek ve salata da geldiği zaman zaten tabağım doluyor. Şöyle kurabiye, sarma ve kayınvalidemin ketelerini böldüm 4'e. Çünkü çok büyüktü. Bu kadar böyle 2 parça 2 parça koydum. 2 tane poğaça gibi oldu yani. Yani bu şekilde çayımı da koydum ocağa. O da kaynamak üzere. Onlar da gelmek üzeredirler. Artık bitti. Annem de Zeynep hala yedirdi. Yedi mi anne? Doğru, çok güzel. Doğru değil mi? Afiyet olsun. Anne suyu çantasında şeyinde. Çantasının yanında odada. O da tarhana çorbasını içti. Şimdi bunu da dolaba koyayım. O da tok yani çok şükür. Bu şekilde artık gelmelerini bekliyoruz. Yani. Bakın kim geldi. Özgür hoş geldin ablası. Özgür ablası hoş geldin. Ben seni özledim. Kulağın içinde ne oldu Özgür? Yara mı var? Niye? Oo kıyamam. Evet. Kıyamam ben sana hala. Kızım yemek yiyeceğiz şimdi. Onu niye aldık? Yemekten sonra ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben onu sana veririm, eve götürürsün. Olur mu? Ha? Azıcık ye, bir tane daha ye. Tamam, ver annene. Şimdi o senin oldu, tamam? Senin oldu Alo. Sana vereyim çayını. Anne olur. Biraz da onu yutacağım ama. Muhabbet koyu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim de falan uykusu geldi. Birazdan onu artık uyutmaya götüreceğim. Çok güzel elbise almışlar Zeynep hala ya. Bir de battaniye. Şanslı kızım benim. Misafirlerim gittiler. Şöyle aldıklarını hemen göstereyim. Sonra da videoyu kapatayım istedim. Böyle çok güzel bir elbiseli, içerisinde de body olan bir elbise almışlar diyeyim. Çok beğendim. Bu elbiseyi yazın bile giyebilir yani. Yazın böyle tek şu body'yi çıkartırsam anlayacaksınız. Bu buna böyle bitişik değil. Çok hoşuma gitti. Bunu böyle yazın giydirebilirim. Şöyle arkası da düğmeli. Çok tatlı. Gerçekten bayıldım. Üzerindeki şu kazağı da çok beğendim. Bunu da yine işte mevsiminde bir dahaki sene Eylül gibi falan yine olur o zamana. Şimdi de olur bence kollarını falan kıvırırsak ama o zaman da giydiririm. Yani uzun bir süre giydirebilirim. Altına böyle kot pantolonla falan ya da işte buna uygun bir şeylerle kombin edebilirim. Yani ayrı ayrı da giyilir. O yüzden çok hoşuma gitti gerçekten. Bir de böyle battaniye almışlar. Böyle tek kişilik bir battaniye. Zaten bu battaniyeleri ben çok seviyorum. Kendi yatak odamda da kullanıyorum. Sürekli yatağımın üstünde var. Zeynep hala içinde böyle bir şey almışlar. Bunu da yine yatağının üzerine serebilirim. Çünkü zaten Zeynep hala yatağı tek kişilik boyutlarında olduğu için rahatlıkla kullanabilirim. Keselerine bereket gerçekten çok hoşuma gitti. Artık videoyu da burada kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeninizi beklerim. İnşallah bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.